Düzce TSO tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekilleri Ercan Öztürk ve Talih Özcan, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, İl Protokolü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri, Düzce TSO Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, Düzce TSO 2. Meslek Grubu Üyeleri, Düzce TSO 4. Meslek Grubu Üyeleri ve basın mensupları katılım sağladı. Geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis başkanlarına plaketlerini Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar ile birlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekilleri Ercan Öztürk ve Talih Özcan ile Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir verdi. Gecede 1981-1984 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, 1991-1993 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bakan, 1993-1995 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Yılmaz, 2001-2005 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen, 2005-2009 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Büyük, 2013-2018 Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır ve 2009-2013 Düzce TSO Meclis Başkanı Nusret Özsoy plaket aldı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, geceye katılamayan başkanların plaketlerinin işyerlerine, vefat eden başkanların plaketlerinin de ailelerine teslim edileceğini söyledi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, iftar organizasyonuna icabet eden tüm üyelere teşekkür etti. Yaşamını kaybeden, rahmetli olan tüm emeği geçen Darbe Sanayi Odası'na, tüm başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca burada bulunamayan meclis başkanlarımız ve ticaret odası başkanlarımızın da plaketleri hazır. Kendisi hayatta olmayan başkanlarımızın plaketlerini de yaptırdık. İnşallah hep birlikte evlerine gidip ailelerine teslim edeceğiz. Ahmet amca hiç merak etme. Hepinize saygılar sunuyorum tekrar. Düzenlenen iftar programında konuşan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan şunları söyledi. Herkese iyi akşamlar. Sayın Valim, Sayın Savcım, Sayın Rektörüm, kıymetli devlet büyükleri, sevgili Düzceliler, hepinize ben saygı ve sevgi sunuyorum. Böyle güzel bir Ramazan gecesinde Düzcelilerin hep beraber, ortak, güzel Ramazan'ı karşılamaları, beraber olmaları, bütün olmaları gerçekten hepimizi onurlandırıyor. Ben de bundan Düzceli olarak onur duydum, gurur duydum. Bu birlik beraberliğin yükünü Düzce'de ticaret ve sanayi odası çekiyor. Biz onların yükünün ne kadar ağır olduğunu, topluma ne kadar verici olduklarını, yatırımın, istihdamın, üretimin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ben onların bu verdiği iftar yemeğine teşekkür ediyorum. Yollar açık olsun, herkese Ramazan'ı kabul olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel toplulukla birlikte iftar açmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk şöyle konuştu. Sayın Valim, Sayın Vekilim, protokolün kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, çok kıymetli ticaret odası mensupları. Ben bu güzel toplulukla bir arada olmaktan, birlikte iftar açmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Düzce'ye gerçekten karşılıksız hizmet edenler burada. Biraz önce başkanımla konuştuk, yaklaşık doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişi, doğru mu başkanım? 50 bin kişinin, 50 bin Düzce'li hemşerimizin akşam evine giderken ekmek götürebilmesine, aş götürebilmesine vesile olan bu güzel toplulukla bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Birçok noktada TSO ile ortak çalışmada uyum içinde olduklarını söyleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan şunları söyledi. Sayın milletvekillerim, kıymetli başsavcım, kıymetli rektörüm, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok değerli üyeleri, Düzce'ye beraber hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın yüzüde temsilcileri, Allah'a hamd ediyorum, Allah'a şükrediyorum. Mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuştuk. Ramazan ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın ayı. Hem kendi nefsimizi körlerken, muhasebemizi yaparken hem de sosyal sorumluluklarımızın farkına daha fazla varmamız gerektiğini hatırlatan kutlu bir ay.
Bu ay içerisinde birçok etkinlik düzenlenmekte. İnsanlar birbirlerine davetlerini iletmekte. Töremizde olan, örfümüzde olan bu dayanışma duygularını bir kez daha hatırlattığımız bu kutlu ayı nicelerine hep beraber kavuşmayı Rabbimden nasip ve temennide bulunuyorum, nasip etmesini diliyorum. Bizden önce konuşmacılar da ifade ettiler. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası doğrudan 50 bin kişiye dokunan geniş bir camia. İlimizdeki en etkili, en geniş kapsamlı sivil toplum teşekkürlerinden bir tanesi. Düzce'de görevde olduğumuz 7 ayı geçen dönem zarfı içerisinde birçok ortak çalışmada tam bir eş güdüm içerisinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'yla çalıştık. Ben kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Sözü daha fazla uzatmadan hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Rabbim önce bayrama daha sonra nice Ramazanlara kavuştursun niyazıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun.